Ne haber? Yarın evde ilk işin ne? Ha? Kaçta açıyorsun evi? Çocuklar, madem hanımefendi böyle bir bilgi verdi, ev hanımlığının mesainin nasıl başladığını şimdi ben çok merak etmeye başladım. Ne yapıyorsun? İlk iş ne yapıyorsun yani? Evi kaçta açıyorsun yani? 7'de. Hadi Mahmut, sen işe. Evde de yalnızım, ne yapayım acaba? Dur şu koltuğu şuraya alayım. Ha? Serbest meslek güzel. Ben en çok güldüğüm meslek oydu, unuttum bak demin anlatmayı. Serbest meslek, ne yapılıyor ki serbest meslekte? Hadi hanım, ben işe gidiyorum, hadi. Hadi. Hayırlı işler. Sağ ol. Serbest meslek. Birazcık da şuraya geçeyim. Serbest meslek ne ya? Bu kadar serbest olur mu? Dur lan, öğle yemeğini evde yiyeyim ben. Serbest. Ne anlatıyordum en son? Ne? Köte pamuk dedi ya herif. Pis herif, benim böyle bir skecim yok ki. Başlığı o muydu benim skecim? Demek ki dışarı gitse böyle anlatacak. Millet de onun için diyor ki gösteride edepsiz şeyler anlatılıyor. Ya en çok şeye güldün, göte pamuğa güldük. Ben öyle bir şey anlatmadım. Bu dünya ve öbür dünya, onun başlığı o. Sen her izlediğin şeyi böyle özetliyorsan işimiz var. Otello, zenci ile şey. Ne? Duvara, ha? Doktora gelmiştin. Bu ciddiyet nedir, hayırdır? Bırakalım bu sululukları. Doktora gelmiştin en son. Sanki sahnede şey, Haldun Dorman yönetiminde dev müzikal. La 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 la. Nerede kalmıştık ya? Doktor Haldun Bey, sağ olun. La 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 la. Doktora gelmiştim, evet. Şimdi de arka sıralardan abimizin isteği olan Doktora Gelmiştin isimli skeci oynuyorum. Doktora gelmiştim, türlü şakalar. Doktora geldim. Dedim ki, efendim ciddi alacaksanız anlatayım, benim dedim durumum bu. Anlattım 45 dakika sahne hayatımı, bilmem ne, işte yatıp kalktığımız yeri, ortamı, bir yandan nöbetçi onbaşı, bir yandan elinde pasmas, bir yandan sahne. Anlattım 45 dakika. Nedir efendim dedim, olur öyle dedi. Bu kafada biri. Ciddi yani. Tak selamını verdim, geri gittim ben, böyleye döndüm. Zannediyorum ki bunun söylediği bu telkinle bana bir şey olacak, tedavi bu zannediyorum. Olur öyle, ha? Olur mu? La la. Lan adam meğerse dalga geçmiş benimle, olur öyle demiş, devam. Zihne rahatsızlandığı zaman tedavisi bu. Fiziken de çok ciddi hastalık geçirdi. Orada da revir var. Revir devreye giriyor, revir askerden. Revir, revire gittim. Ne revir biliyor musun? Revir ne? Tıbbın geldiği son nokta. Hatta tıbbı geçiyorsun. İleride caminin karşısı. Ya kardeşim, revirde ne var biliyor musun? Senin benim gibi asker çocuklar var. Bunlar oraya hasta olarak gitmişler. Ve kendilerini yetiştirmişler. Ve olaylardan anlıyorlar. Hani boğmaca diye gitmiş ilk bu. Kulak burun boğaz uzmanı olmuş. Geçen zaman içinde. Elinde işte enjektör, ağızda sigara böyle atıp sıf falan. Otur şimdi üstüne. Stop. Sen al. At geri at. Geç Yozgat'ta sen geç. Böyle bir yer. Bana çok ciddi bir şey geldi, bir hal geldi. Bu bacağım uyuştu benim. Kımıldatamıyorum falan. Ulan dedim bacak uyuştu. Bunu bir revire göstereyim ben. Herkes de kaytarıyor zannediyor ya. Artist bu oynuyordur falan diyorlar. Böyle felç diye gidiyorsun revire. Talsit veriyorlar, devam ediyorsun. Ah, o ekşimeyi aldı ama iyi oldu falan. Bacağa hiçbir faydası yok. Kendi kendine dönüyor bacak, bilmem ne. Hissediyorum ki, hani çok fazla tıbbi bilgim yoktu. Hissediyorum ki bu hani bir şey olacak bu. Bu normal bir şey değil, geçmedi 10 gün, 20 gün falan.
Bacak ya, önemli bir uzuv. Şimdi diyeceksin ki askerdesin, nerede lazım olacak bacak? Kim omzuna alıyor, boş ver. Öyle değil. Öyle değil, bacak.